Beklemek bazen acı verici, kederli, yıpratıcı bir süreçtir. Bazen de yaraları saran, iyileştiren sihirli bir merhem. Neler yaşadığınıza, hayattan neler beklediğinize göre değişir her şey. Yıllarını dört duvar arasında geçiren birinin sakin duruşu, zaman içinde hangi tortuları biriktirdiğini gözlerden saklar. Sükunet bazen korkutucudur. Hadi be birader, çıkmaya niyetin yok mu? Nasılsın? İyiyim. Gurbet elde ne kadar iyi olunursa işte. Ne içersin? Bira, kahve. Kahve. En kahve tek. Yok, tek olmaz. Sen Filistin'den İsveç'e gelene kadar oldu? Bir yıl.
Benden sonra senin de Filistin'e gittiğini duydum. Sen ne kadardır buradasın? Yeni geldim. Birkaç gündür. Amin öldüğünde Filistin'de miydin sen? Evet. Amin'in yanındaydım. Silah elinde kahramanca vuruşarak öldü. Peki sen niye buradasın? Göreve geldim. Birkaç gün içinde de Türkiye'ye dönüyorum. Av çıktı ya. Buradaki arkadaşların dönüşünü organize etmek için geldim. Sen de hazırlansan iyi olur. Hareket zamanını bildireceğim. Benden haber bekle. İçeri tıkılan ne kadar kızıl varsa hepsini salacaklar ortalığa. İş gene bize düşecek Hüseyin. Tövbe Geciktin. Geldim işte. Ama geciktin. Özür dilerim. Neden öyle uzakta oturuyorsun? Yanıma gelip otursana. Rahat et diye. Masa yeterince büyük. Rahat ederim. Sen yanıma gel. Servis yapar mısın? Kâfi. Sen çıkabilirsin. Daha ne kadar kaçacaksın benden? Ha? Nereye kadar? Senden kaçtım falan yok. Kaçıyorsun. Elimden geleni yapıyorum Murat. Daha ne bekliyorsun benden? Aylardır geceleri başka odada kalıyorsun. Gündüzleri ya yardım toplantılarındasın, ya hayır işlerinde ya da şurada burada. Bıktım artık. Ben seni yanımda görmek istiyorum. Seni sevmiyorum. Ama elimden geldiğince saygılı olmaya çalışıyorum. Bu kadar oluyor işte. Sen de bazı şeyleri kabullen artık. Sen de beni anlamaya çalış biraz. Sen benim...
ben evden çıkacağım. Kimsenin haberi olmayacak Nazlı. Özellikle Süleyman'ın. Anladın mı? Anladım efendim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.